Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden, ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirketimiz bir gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar. Hızlıca faaliyetlerinden bahsedeyim. Şirket SPK'nın gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup, faaliyet esaslarını, portföy yatırım politikalarını ve yönetim sınırlamalarını SPK'nın düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde sürdürmektedir. Panora AVM, şirketin esas faaliyet konusunu oluşturan ve kira gelir elde etmek amacıyla portföyünde bulundurduğu gayrimenkuldür. Şirket portföyünde başka bir gayrimenkul bulunmamaktadır. Gayrimenkul olarak sadece elinde Panora AVM bulunmakta. Buradan şirket kira gelir elde etmekte arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra hızlıca son dönem verilerine bir göz atalım. Bir haftalık getirisi %3,72, bir aylık getirisi %2,58, yılbaşından itibaren getirisi yani 1 Ocak 2021'den 13 Ocak 2021'e kadar olan dönemde %3,72 hisse senedi primlenmiş. 12 aylık getiriye baktığımızda yani 13 Ocak 2020'den 13 Ocak 2021'e kadar olan süreçte %18,56 primlenmiş. Arkadaşlar haftalık, aylık, yıllık getiri de hepsinde Borsa İstanbul'un daha doğrusu BIST 100'ün görece altında bir potansiyel sergilemiş arkadaşlar. Performans sergilemiş. Satışlar 3. çeyrek itibariyle diyelim arkadaşlar. Yani Eylül 2019 Eylül 2020 verilerini karşılaştıralım. Satışlar %39,1 düşmüş. Net kar %56,8 düşmüş. Öz kaynaklar %1,9 düşmüş. FAVÖK %56,5 düşmüş. Bunun sebebi açık arkadaşlar. Pandemi sürecinde en çok kira gelir elde eden gayrimenkul yatırım ortaklıkları zarar gördü. Çünkü bunlar belli süreler ya hiç kira almadı ya da kısmi olup aldı. Bu da ağır etkilenmelerine sebep oldu. Kârlılıkları vesaire düştü. Şirket 2020'de 11 kuruş temettü vermiş. 2019'da 44 kuruş yani 4'te 1'in nispetinde düşmüş. Hisse başı karlılıkta da 2019 için 71 kuruşken 2020'nin 9. ayı yani 3. çeyrek yani Eylül itibariyle 44 kuruş olarak gerçekleşmiş. Yıl sonu verileri henüz elimizde değil. Şimdi arkadaşlar hızlıca verilerine oranlara bakalım. Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın FK'sına baktığımızda 14,53 olarak gerçekleşmiş. Mali ortalama 18,77'ymiş. Bunun altında gayet olumlu. Normalde 10 ve altında olması bu değerin hissenin ucuz olduğu anlamına gelir. Piyasa değeri bölü defter değeri 1 ve civarında olması beklenir, istenir. Mali ortalama 2,77 iken Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın PDDD'si 0,61 olarak gerçekleşmiş. Yani gayet iyi durumda. Firma değeri bölü faiz, vergi ve faiz vergi amortisman öncesi kar. Bu değerin de 10 ve altında olması olumlu kabul edilir. Sektör ortalamasıyla da karşılaştırılır. Mali ortalama 24,05 iken Pagio'nunki 15,97 olarak gerçekleşmiş. Altında haliyle pozitif. Gene firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar. Tabii bunun için arkadaşlar diğer operasyonel gelir ve giderler dahil edilmiştir. Bu şekilde 14,14 olarak gerçekleşmiş. Mali ortalama 13,91 ile hemen onun altında. Yani yaklaşık değerlerdeler. O yüzden nötr olarak aldık. Şirketin karlılığı düşmüş. Borçluluğuysa çok düşük seviyede gene. Karlılık %4,03 olarak gerçekleşmiş. Mali ortalama %6,69'muş. Karlılığı tabii. Altında yani neredeyse bir %30-35 civarı altında Pagyon'unki. O sebeple negatif. Karlılığın düşme sebebini az önce söyledik arkadaşlar. Kira geliri var. O geliri elde edemedi pandemi sebebiyle maalesef. Borçluluk %2,80 olarak gerçekleşmiş. Mali ortalamanın borçluluğu ise %43,61'miş. Yani ciddi oranda fark var. Gayet olumlu. Şirketin finansal anlamda sürdürülebilirlik noktasında herhangi bir sıkıntısı yok. Yani şirket pandemi sürecini atlattıktan sonra normale dönecektir. Karlılığı vesaire pozitife dönecektir. Tabii bu biraz zaman alabilir. Daha kısa süreli incelemeler için de hemen teknik analize geçelim. Teknik analize geçmeden önce arkadaşlar şunu yapabiliriz hızlıca. Pagyon'un detay bilgilerine bir göz atalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce de demiştik zaten piyasa değeri defter değerinin neredeyse onda altısı yani yarısı
nispetinde. 555 milyon piyasa değeri, defter değeri 924 milyon. Yani adamların 10 liralık mal varlığı varsa bu şu an 6 lira olarak fiyatlandırılmış. Net kar da gene eksiye düşmemiş arkadaşlar. 20 milyon civarında gerçekleşmiş. Bu da aslında fena değil. Şirketin bedelsiz potansiyeli de yüksek. Bunları belirttikten sonra şimdi hızlıca grafiğimize yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde bakalım. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyonu oluşum var mı görebilmek. Yıllıkta yıllığı logaritmikte inceliyoruz. Bu şekilde bir yükselme trendi. Aylıkta dalgalama yükselmiş. Haftalıkta da benzer. Yükselip yatayda gitmiş. Yükselip bir düzeltme gelmiş. Tekrar yükselmiş. Şurası zaten pandemi süreci. Gerisi yükselmiş. Günlük lineerde açıyorum. Lineerde dalgalı bir, daha doğrusu günlükte dalgalı bir görünüm ama yükselmiş genel itibariyle. Aylığa geri dönüyoruz. Grafik tipini logaritmik yapıyorum. Daha doğrusu grafik ölçeğini logaritmik yapıyorum arkadaşlar. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Şurada gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortalama çok güzel destek olarak çalışmış. Üstte fiyat, altta 20 günlük, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama. Bu pozitif, olumlu bir durum arkadaşlar. RSI'de 66 ile aşırı alım bölgesinin altında. Haftalığa geldiğimizde benzer bir görünüm var. Gördüğünüz gibi 20 günlük şuralarda destek görevi görmüş. Şurada ise direnç görevi görmüş 20 günlük hareketli ortalama. Gene şurada 20 günlükten fiyat yukarı doğru kafasını kaldırmış. Üstte fiyat çizgisi altında 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde sıralanmış. Bu gene pozitif bir durum arkadaşlar. Yani kısadan uzuna doğru sıralanması beklenir. Günlük, 20 günlük, 50 günlük. RSI'de 59 ile aşırı alım bölgesinin epeyce bir altında, herhangi bir sıkıntı yok. Günlüğe geldiğimizde lineer de açıyorum. Bu şekilde bir görünüm var. Burada gördüğünüz gibi fiyat henüz kafasını kaldırmış, üste geçmiş. Yani şuralarda alttaymış gördüğünüz gibi. Yani burada 50 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalışmış. Sonra kırmış, yukarı atmış kendini. Üste fiyat altında 20 günlük, onun da altında 50 günlük. RSI'de 54 olarak gerçekleşmiş. Bu da gayet pozitif arkadaşlar. Şimdi şunu siliyorum. Tümünü sil dedim. Günlükte inceleme yapacağım. Lineer olarak açık arkadaşlar. Grafik tipini de line'dan, yani çizgiden mum'a çeviriyorum. Şu şekilde. Grafiğimizi bir miktar büyüteceğim. Şu şekilde büyüttük. Genel itibariyle şunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani yeni yükselen dipler, yükselen şurası, şurası, şurası. Yükselen dipler yeni en tepeler arkadaşlar. Bu şekilde bir yükselme trendinden bahsedebiliriz. Burası Mart zaten. Mart'ta yaşanılan sıkıntılar hepimizin malumu. Bunları söyledikten sonra grafiğimizi çizelim artık. Şu şekilde aldık arkadaşlar. Şunu aldım. Şuradan alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde aldım ve uzattım. Şurası gördüğünüz gibi bir, şu gövdenin bitimi. Sonra şu gövdenin iki, uzat. Bunu bu şekilde çizdik. Bir tane paralel çiziyorum. Kanalımızı belirleyelim şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi gelmiş. Şuradan dönmüş. Buradan tekrar dönmüş arkadaşlar. Şuradan dönmüş. Ama şunu da yapmak istiyorum. Bir tane şuraya koyacağız arkadaşlar. Bir tane de şuraya. Yani bunu da şuraya koyacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada, şurası önce direnç olarak çalışmış, sonra da destek olarak çalışmış. Burada da benzer bir durum var. Şurada da var, burada da var. Gördüğünüz gibi buradan da gelip dönmüş zaten. Şimdi bu şartlar altında öncelikle iki tane durum var arkadaşlar. Yani ya buraya gelecek, neresi? 6.20, 6.25, hatta 6.30 civarı gelip buradan dönmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ya da yukarıyı, hani diyelim aşağıda gidebilir, yukarıda gidebilir. Yatayda da hareket edebilir. Yukarı gitmesi durumunda arkadaşlar 6.70 civarı, 6.70, 6.75 buraları kırmasını bekleyeceğiz pozisyona girmek için. Yani biz şurada aşağı inerken işte 6.27, 6.30 zaten düşüyor. Buradan da dönecek, ben alayım demeyeceğiz arkadaşlar. Yani gerekirse biraz pahalı alacağız ama zamanında alacağız. Satarken de dirençten önce satmak lazım. Yani gerekirse biraz ucuza satıp ama zamanında satmak lazım. Sonra direnç kırılırsa tekrar pozisyona girilebilir.
Yani öncelikle 6.25, 6.30, 6.35 şurası arkadaşlar. Yani bu hani günden güne değişeceği için net bir şey söylemiyorum. Gelip buradan dönmesi beklenebilir. Direkt yukarı giderse de zaten şu 6.65, 6.70 civarındaki direncin kırılması beklenebilir pozisyona girmek için. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizin risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir arkadaşlar. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bunlar doğrultusunda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Kısaca şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şurada çizmedik ama hemen belirtelim. Şurada şu şekilde bir düşen varmış gördüğünüz gibi. Bu da kırılmış arkadaşlar. Yani şurada düşen kırılmış. Buna dikkat etmek lazım. Bunun dışında şirketin dediğim gibi hani finansallarındaki sıkıntı pandemiden kaynaklanıyor. Bu süreç atlatıldıktan sonra çok daha güzel sonuçlar elde edilecektir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bunun doğrultusunda kendi portföyünüze kendiniz karar vermeniz beklenir. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.